Herkese merhaba. Bugün 27 Ocak 2021 günlerden çarşamba. Haftanın ikinci manşetine hoş geldiniz. İyi Parti meclis grubunda sıra dışı bir olay yaşandı. Ve e, kürsüye gelen e, bir genç kız kendi ülkünde kendi ülkesinde kendi yurdundaki e, bir dramı anlattı. Ve o anlar e, TRT tarafından, Meclis TV tarafından kesildi. Bana göre günün flash gelişmesi bu. bunun üzerine konuşacağız ama önce dilerseniz o anlara gidelim ve ondan sonra devam edelim. Çin'in Uygur ve Uygur Kazak Kırgız Doğu Türkistan diye Türk topluma soykırım uyguladığını kanıtlamıştır. Şimdi şunu sormadan nedeniyorum Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini gerçekten sizin bu suskunluğunuz, yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu nasıl inanırım ki Müslümanların Türklerin kardeş olduğunu lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Ben sözümü söyledim, şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni bildiğiniz için, acılarımı paylaştığınız için son derece çarpıcıydı değil mi? Ee, gerçekten çarpıcıydı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında e, konuşma yaptı. E, kürsüyü Doğu Türkistanlı Nursi Mangül Abdurreşide bıraktı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi TV, TBMM TV, iktidar göldüğümdeki TRT göldüğümdeki e, Meclis TV yayından çıktı ve biz de bu yayını zannediyorum İyi Parti milletvekili Erhan Usta Çekti çünkü onun Twitter hesabından aldım. Onun çektiği e, bu videoyu e, paylaştık. E, neler söylediği bir kere daha o görüntüler eşliğinde e, ben e, sizinle e, paylaşayım bunu. E, dedi ki: e, Nursi Mangül Abdurraşit, doğduğum topraklara faydalı bir evlat olmak için çok çalıştım. Bu uğurda Türkiye'ye geldim, mezun oldum." Şu anda prestijli bir firmada çalışıyorum fakat bu sevincimi ailemle paylaşamıyorum. Ailem toplama kamplarına götürüldü. 4 yıldır haber alamıyorum. 3 ila 5 milyon kardeşimiz bu kamplarda esir tutuluyor. Erkeklerimiz köle gibi çalıştırılırken kadınlarımız evlilik adı altında tecavüze uğruyor. Benim ailem bu durumun sebebi benim Türkiye'de bulunmam. Benim ailemin bu durumunun sebebi benim Türkiye'de bulunmam demiş. Evet. Son derece çarpıcı e, anlar, son derece çarpıcı e, bir görüntü. Meral Akşener'i, İyi Parti grubunu, meclis grubunu tebrik ediyoruz. Türkiye'de yaşanan bir takım zulümlere, bir takım insan haklarına sessiz kalmakla eleştiriliyor haklı olarak Meral Akşener. Keşke cezaevlerindeki kadınların durumu, keşke cezaevlerindeki bebelerin durumuna, insan hakkı ihlallerine biraz daha baksa deniliyor. Evet bakmıyor fakat son derece sıra dışı bir eylemle bugün Doğu Türkistanlı bir Uygurlu bir genç kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle konuşturması da takdiri hak ediyor. Görmediği, e, duyarsız kaldığı demeyeceğim, duyarsız kaldığını zannetmiyorum ama görmediği bir takım insan hakkı ihlalleri orada dururken, dünyanın öbür ucunda yaşanan buram buram bir insan hakkı ihlaline Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden e, bu şekilde e, yer vermesi, ee, gerçekten e, dikkat çekici ve tebriki hak ediyor ee, Meral Akşener ee, bununla başladık ve devam edelim bununla Atilla Taş paylaşmış diyor ki Sayın Meral Akşener Doğu Türkistanlı kadını kürsüye çıkarınca Meclis TV yayınını kesiyor yerliyiz milliyiz diye mangalda kül bırakmayanlar nasıl yediriyor bunu kendine Irk olarak bakmayalım ona da tamam ama bu insanları da Arap'lar kadar soydaş görün yeter demiş evet. O arada e, Asia News TR ya da Asya Haber TR diye bir siteden Akşener'den Uygur provokasyonu diye Türkçe bir haber yayınlandı. Çok enteresan. E, işte İyi Parti Genel Başkanı bugün meclis grubunda kürsüyü Jinjanglı bir e, genç kıza bırakarak provokasyon girişiminde bulundu diyor. Milliyetçi, NATOcu, Amerikancı görüşleriyle ve geçmişindeki kont kontr gerilla faaliyetleriyle bilinen Akşener falan diye ciddi hede hedef göstermiş. Bu olaydan sonra eee İyi Parti liderinin başına herhangi bir şey gelirse, İyi Parti'nin başına herhangi bir şey gelirse bu konuların da takipçisi olmak gerekiyor. Kimdir nedir bu site ve nasıl böyle bir dil ve nasıl böyle bir üslup kullanıyor ama ülke ne halde yani işte ülkücüler partinin deli çocukları saldırdılar Gelecek Partili Selçuk Özdağ ve Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na 12 gündür bu konuda üzüntüsünü bile belirtmeyen, kınama bile kınamada bile bulunmayan MHP Genel Başkanı kendilerine saldırı organize ettiler diye çıktı ortaya yani. İnsanın nutku tutuluyor. Devlet içinde devletse ispat etsin demiş Selçuk Özdağ. O arada Sefer Selvi karikatürü. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize ediyorlar. Devlet Bahçeli'yi konuşturmuş. Tayyip Erdoğan cevap veriyor. Sırf gündem olmak için işsiz kalanlar, evine ekmek götüremeyenler, götürmeyenler var bu ülkede kardeş diyor. Evet. Bu bir karikatür ama esasen artık karikatür de değil. Yani mesela kapanan işyerleri yalan böyle bir şey yok diyor Erdoğan. Yani tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Birazdan bakacağız. Yani Erdoğan'ın resmettiği, Erdoğan ve Aveneler'in resmettiği Türkiye bambaşka bir şey. Yani bambaşka bir ülke. Yani hatırlayın bundan 2017 olduğuna göre 4 sene önceki referandum kampanyasında da yani işte 2023, 2071 filan Türkiye'sini uzaya çıkan üsler kuran falan filan dünyanın kıskandığı, Birleşmiş Milletleri, Amerika'yı şurayı burayı dize getiren falan bir Türkiye olarak resmediyorlardı. Başkanlık gelecek, böyle olacak diyorlardı. Yani sonrasını gördük. Yeni Çağ sürmanşetten Yeni Çağ saldırıların azmettiricisi Doktor Devlet Bahçelidir diye Ahmet Çelik sahibi konuşmuş. Evet. O arada Orhan Uğuroğlu da e, ironik bir yazı yazmış Bahçeli'ye cevap verirken. Evet gündem olmak istedim. Evet. Bahçeli haklı itiraf ediyorum. Tüm bu saldırıları organize ettik diyor Orhan Uğuroğlu. Ne desin yazısını okuyun. Baştan sona ironik bir yazı. Bakın e, Türkiye'de iktidar muhalefeti şeytanlaştırarak yürüyor. M medyası ve bütün unsurları da bu yolda yürüyor. Yani ve muhalefet bunun farkında değil. Yani niye iyi Parti lideri Meral Akşener'le girdim? Bazı konularda bazı konuların bir miktar farkında olduğu veya farkında olduğunu hissettirdiği için o Uygurlu kızı çıkartıp konuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsüne. Sabahın cuma manşeti siz kimin militanısınız diye soruyor Erdoğan CHP'ye. Yani yavaş yavaş yani geliyor yaklaşmakta olan. Ve Yeni Şafak'ta bugün manşeti atmış. Militan diye. Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafını paylaşmış. Anlayın artık bir takım gerçekleri. İş nereye gidiyor? Sonra Erdoğan işte efendim güya saraylarda sefa süren olarak bizi göstermeye çalışmıyorlar mı? Burası sözün bittiği yer demiş. Halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de güya saraylarda sefa süren olarak göstermeye çalışıyorlar diyor. Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında bulunduğu dönemi Z kuşağı bilmiyor anlatmamız lazım diyor. Bilmez çünkü Z kuşağı 20 senedir senden başka bir şey birini görmedi yani. 19. senedir AKP iktidarda ve bugün yaşı 30'un altında 30-32'nin altında olan insanlar senden başka bir başbakan cumhurbaşkanı hatırlamıyor. Ve sen bu Z kuşağına Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığını anlatmaya çalışıyorsun. Böyle bir şey yok da başarırsın. Yani birkaç belgeselle anlatılır bu. Nasıl ki İkinci Dünya Savaşı'nda e, e, ekmeğin karneyle satıldığını ve bunun CHP'nin yaptığını falan anlatıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatta olup karneyle ekmek aldığını hatırlayan bir avuç insan kalmış mıdır? 90 yaş ve üzeri Türkiye'de bilmiyorum. Gene yani Erdoğan'dan inciler. Bir ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diye hakaret eden bu zarta Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Dava açın diyor Kılıçdaroğlu'na. Yani bir şeyi götürüyor Erdoğan. Aynı şey işte Süleyman Soylu'nun dünkü açıklaması. Evet. Bakın Kılıçdaroğlu'nun derdi belli. Militanlarıma dokunma dokunacağız. Tek parti döneminin sabıkalıları e, hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Vali AKP valisi, Erdoğan valisi. Tam anlamıyla yani bir anlamda cum e, şeyin Cumhuriyet'in ilk dönemindeki tek parti CHP dönemi ki valiler CHP'nin valisiydi. O günkü kanunlar, kurallar öyleydi. Atatürk öyle inşa etti Cumhuriyet'i. Daha sonra çok partili hayata geçildi vesaire. Her neyse eleştirin eleştirmeyin. 1930'ların Türkiye'sinde eleştirilecek çok şey var. O günkü konjonktüre bakmak, göre bakmak lazım. Ama 2021 yılında böyle şeyler olmamalı diyoruz. diyoruz. Denmeli zaten. E bugün 2021'in Türkiye'sinde valiler Erdoğan valisi. Anayasa Mahkemesi üyesi, üyeleri de öyle. Yargı da öyle. Her şey, her şey artık AKP Türkiye'si oldu. AKP yani A'dan Z'ye her yerde Erdoğan'ın rengi var, ataması var, şusu var, busu var. Dolayısıyla muhalefette eleştirecek yani. Dava edin diyor. İşte sonra da gazete pencere yazmış. MHP lideri Devlet Bahçeli suçluyu buldu. Kendi kendini dövdürttü. Selçuk Özda Bahçeli'nin iddiaları için deli saçması dedi, ispat istedi. Eğer diyor, ola haklı çıkarsa siyaseti bırakır, Türk vatandaşlığından çıkarım falan. Yani bu değil yol. Birazdan anlatacağım yani, yol bu değil. Bakın Demirtaş cezaevinde bile bazı şeylerin farkında. Erdoğan muhalefet bloğunu sıkıştırarak 2023 seçimlerine kazanma hesabı yapıyor diyor suçlandığı konularla ilgili 26 Ocak itibariyle yani dün avukatların hazırladığı kapsamlı bir bilgi notu göndermiş ve ben bu bilgi notundan bir bölümü seçtim. Sizin için hazırladım ve ekrana getirdim. Şimdi burada diyor ki Selahattin Demirtaş, Türkiye bugün bu haldeyse her siyasi aktörün sorumluluğu var. Buna muhalefet de dahil diyor. Bana göre muhalefet Başta muhalefetin sorumluluğu var. Çünkü Türkiye yönetenlerin kötücüllüğü, Türkiye yönetenlerin Türkiye yönetmek gibi bir derdinin olmaması, soygun yaparken, kaçakçılık yaparken, başka ülke teröristlerini silahlarla falan filan teçhiz ederken suçüstü yakalanmış olmanın telaşıyla ve artı bunları devam ettirmenin iştahıyla bugüne kadar getirdikleri bir ülke var 8-10 senedir. Ve bu ortada. Fakat muhalefette bir sorun var. Yani muhalefet doğru dürüst bir tek parça e, halde iktidarın karşısına çıkamadı. İktidar 7 Haziran 2015'te azınlığa düştüğü halde meclis başkanı dahi seçemedi bir araya gelip. İsmet Yılmaz'ı seçti AKP. Ondan sonra seçim sandığını devirdi. İşte geçici hükümet kuruldu. Seçim hükümeti kuruldu. Ve o hükümete HDP'de iki bakan verdi hatırlayın. Sonra 1 Kasım'da gitti şöyle oldu böyle oldu. Erdoğan rakiplerini hapse attırarak kendine siyasi üstünlük sağlayıp seçimleri öyle kazanmıştır diyor er Selahattin Demirtaş cezaevinden. Muhalefet bile onu iyice sıkıştırmayı hedefliyor. Ve bu konuda başarılı. Cezaevi imkanları ölçüsünde tüm gelişmeleri takip et, e, e, etmeye çalışıyorum demiş ya. Yani oradan iyi okuyor, gördü ki zaten içeride yatmasının bir nedeni de bu yani. Fakat muhalefet ne kadar farkında? Bakın Anayasa Mahkemesi demiş, e, demişken şunu hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi İrfan Fidan'ın MİT tırlarında bana sordurduğu soru diyor Erdal Turna. Bakın o soruyu duruşma tutanaklarından ifade tutanaklarından ekrana getiriyorum. İrfan Fidan şunu soruyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı kuvvetler içerisinde bir kısım üniformalı teröristlerce gerçekleştirilen işgal girişiminin tarihinin 1. Haçlı ordusunun Kudüs'ü işgalinin 15 Temmuz 1099 tarihine denk gelmesini nasıl açıklarsınız? Böyle bir İrfan Fidan. Kudüs işgalinin tarihine denk getirildiğini filan düşünüyor 15 Temmuz'u. Ayrıca 15 Temmuz'u tarif ederken silahlı kuvvetler içerisinde üniformalı teröristler diyor. Darbeci darbecidir, darbeci askerlerdir falan filan. Üniformalı terörist diye bir şey yoktur. Ama işte bir FETÖ icat edilmeye, Fethullahçı silahlı terör örgütü filan icat edilmeye çalışıldığı için ve bu örgüt silahlı terör örgütü şeyine maddesine sokulmaya çalışıldığı için nasıl silahlı terör olacak? darbeci askerler üzerinden silahlı terör olacak. Ondan dolayı diyor üniformalı teröristler falan. Öylelikle de işte saf esnaf, öğretmen, ev kadını falan filan oraya yürüyorlar yani. Akit, HDP PKK'nın ta kendisidir diyor. Manşetten bugünkü gazete. Kandil üstüne dönüşen, dönüşen şubelerden bölücülük vesaire. Evet. Burada bir ittifak parantezi açalım. Akit'in sağ kutusunda ittifak kararımızı seçime bir hafta kala açıklarız diyen e, Oğuzhan Asiltürk var. Oğuzhan Asiltürk Kudüs TV'ye konuştu ve böyle dedi. O noktaya geldiğimiz zaman seçime bir hafta kala buna karar verilir. Erdoğan %50 artı birin peşinde. Fakat %50 artı biri de yakalayamıyor. Karşıdaki muhalefet da sürekli e, parçalı bir şekilde böyle parçala yurtla idare etmeye çalışıyor. Aynı şekilde işte yüzde birlik bir saadet partisinin o anlamda oyuna ve desteğine de muhtaç. Ve Oğuzhan Türk'ü ikna etmiş görünüyor. Hatırlayın Oğuzhan Türk'ü ziyaret etti evinde, ayağına gitti ve o görüntüyü servis ettirdi. Partiyi bölmek için, partiyi parçalamak için. Gizli saklı bir görüşme değildi. O görüntünün fotoğraf ve video... E, görüntüleri servis edildi özellikle. Öyle bir görüntü verildi ve kapıda da gene gazeteciler bekliyordu. Erdoğan sivil plakalı bir araçta Oğuzhan Asil ziyaret etti falan filan. Güya gizli tutmaya çalışıyor. Külahımı anlat onu. Evet. Cumhuriyette Oğuzhan Asil Türk açıklarsan bölünme olur demiş. Şimdi nedir o? O, o şu işte bu e, Kudüs TV'de Üç kişinin karşısına geçmiş e, Oğuzhan Asil Türk, o günkü görüşmeyle ilgili görüşlerini anlatıyor. Bu görüntüler var, internette bulup seyredebilirsiniz. Ben e, Oğuzhan Asil Türk'ün ne dediğini, özellikle konuyla alakalı ne dediğini çıkardım. E, orada diyor ki, ''Abi kardeş görüşme oldu.'' diyor. E, ''Kendisi ne açıklarsa açıklasın, ben açıklamam.'' diyor. E, ve devamında da şunu söylüyor. Ben CHP ile de düşman gibi sert üslupla konuşmam, iyi Parti ile de konuşmam, MHP ile de çok yumuşak yakınlaşma şey ettik. Onlardan bize olumlu cevap gelmedi diyor. Bütün partilerle iyi, bütün partilere iyi davranmamız lazım. Sadece AK Parti'nin gelmesi bile toplumu ne kadar değiştirdi. Diğerlerine de aynı şeyleri söylüyorum. Bizim görevimiz hakkı anlatmaktan ibaret. Kimseye düşmanlığımız yok. Onun için ileride şöyle mi yaparız, böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman seçime bir hafta kala buna karar verilir diyor enteresan seçime bir hafta kala ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir ben bunu açıklamam ne yapacağım kalbimde durur falan yani diyor benim ne yapacağım belli esasen ben Tayyip beni ikna etti yani Tayyip dediğim onun ağzıyla konuşuyorum çünkü o sana Türk Erdoğan abisi pozisyonunda. Hatta bir dönemler bir dönem Refah Partisi'nde siyaset yaparken il başında il başkanı iken falan o sana Türk'ten özel randevu olması gerekiyordu Tayyip Erdoğan görüşebilmek için. Partinin ağır abilerindendi. Neyse. Benim kalbimde diyor ne yapacağım ama şimdi açıklarsam bölünme olur diyor. Her şeyi söylemiş esasen. Ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum. Tayyip geldi beni ikna etti diyor. Bunu diyor biz seçime bir hafta kala açıklarız. Ve diyor şu anda açıklarsak bölünme olur. Kastettiği şey şu. Evet beni ikna etti. Şu anda açıklayamam. Açıklarsam parti ikiye bölünür. Çünkü parti ikna edemedim. Başta Temel Karamoğlu ol, ol, olmak üzere partiyi ikna edemedim. Dolayısıyla biz diyor ittifak kararını seçime kadar sürüncemede tutarız. Seçime kadar ittifakın içinde değil değiliz veya kenarındayız falan filan. Seçime bir hafta kala da açıklarız. Dolayısıyla seçime bir hafta kala açıklarsak Ortada bir bölünme bölünme olmadan seçimi de gacırt yapar geçer ve durumu tatlıya bağlarız diyor. Daha ne desin yani? Yani Görüşünü açıklamadan açıklamış sen. <laughs> görüşünü açıklamadan açıklamış. O arada Karamollaoğlu demiş ki, Biz sizi incitmek değil yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Saadet Partisi şahısları değil ilkeleri konuşur. İttifak konusunda zamanı geldiğinde ilkeler çerçevesinde karar veririz. O da ne desin yani? gördü partinin partinin yani zaten yüzde birlik bir parti de partinin cart diye ortadan ikiye bölündüğünü gördü. Bir yanda milli görüş lideri dedikleri ki milli gazetede öyle geçiyor. Oğuzhan Asiltürk. Öbür tarafta da parti kendisi bu işe rıza göstermeyen insanlar Mustafa Kamalak falan eski genel başkan da dahil. Ve seçime kadar ikircikli bir tavır içinde bulunacaklar. Ya şundadır ya bunda. Bir bölen olarak Erdoğan KC'sini şimdi anladınız mı niye böyle yazdık? partiyi böldü. Evet. Ve emin olun bu herkese doğru bu şekilde yürüyor. O arada CHP lideri Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı CHP'nin hazırladığı yeni parlamenter sistem önerisi çalışmalarında son aşamaya gelindiği ile alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Baraj düşecekmiş efendim. Ülkeyi başbakan yönetecek, yönetecekmiş. Cumhurbaşkanı parti üyesi olmayacakmış. Ülkeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği başbakanın yönetmesi gibi falan öneriler öneriler CHP çalışmasında yer alıyormuş. O arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı lideri Kılıçdaroğlu partisinin meclis grubunda Halkın sıkıntılarını dile getirmiş, CHP'ye koro halinde saldırılar olduğunu söylemiş, vatandaş perişan demiş, günde 47 liraya 4 kişilik bir aile nasıl geçinir, buna ben isyan etmeyeceğim de kim isyan edecek demiş. Evet CHP liderinin isyanını izliyoruz, ortalık yıkılıyor, Türkiye'de taş taş üzerinde kalmadı ve herkes CHP liderinin isyanını konuşuyor ve ne olacak da bu durumdan çıkacağız diyor. Saray panikte. Erdoğan ne yapacağını bilemiyor. Nasıl nasıl politika geliştireceğini bilemiyor. Ve CHP genel merkezinden korkunç, dehşet bir isyan dalgası yükseliyor. Bakalım ne olacak Türkiye'nin hali. Sevgili seyirciler. Ahim eski yargıcı Rıza Türmen yargıtayda hiçbir karara imza atmamış İrfan Fidan nasıl 107 oy aldı diye soruyor. Artı gerçekten Seda Taşkın'ın haberini merak edenler okuyabilirler ve muhalefet hala bu konuda kafa yormayı e, kafa yormaya devam edebilir yani. Bence bir çalışma grubu oluştursunlar ve acaba neden İrfan Fidan Yargıtay'da hiçbir karara imza atmadan nasıl 107 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyesi oldu? Bence bir ekip toplansın ve bunu bir hafta çalışsın. Raporlarını, hazırlayacakları raporu merakla bekliyorum. Eminim e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'de bir kat verecektir bu ekip için. O katta 7-24 çalışsınlar. Tabi elbette mesafe kurallarına falan uyarak. Levent Gültekin katıldığım bir Twitter mesajı paylaşmış. İroniyi bir kenara bırakayım. Yani ironi yapmak bana da yakışmıyor biliyorum. Ama bazen ne yapacaksın yani? Yandaşlık gibi muhaliflik de profesyonel bir mesleğe dönüştü diyor Levent Gültekin. Mevcut durumdan meşguliyet çıkarmak, kişisel yarar sağlamak. Yani bir oyunun parçası olmak. Hepimizin durup ben tam olarak ne yapıyorum diye sorması gerekiyor. Biraz evvel benim sorduğum gibi ya ben ne yapıyorum falan. Bu, bu iş bana yakışmıyor böyle ironik ironik e, analizler yapmak. Evet Keşke dönüp muhalefette muhalefet tırnak içinde... Kendine bunu sorsa. Bak adam diyor daha evvel getirdim bir kere daha getireyim. Birkaç gün önce sabah gazetesine verdiği söyleşi. Mehmet Muş. Mehmet Uçum özür dilerim. Mehmet Muş başka bir grup başkan vekiliydi. Eski sisteme dönüş hayal. Ata alan Üsküdar'ı geçti beyler diyor. Erdoğan gönül kazanıp sonra oy isteyeceğiz demiş. Bu da yeni bir açıklama değil ama ee, bol bol kongrelere gidiyor, konuşmalar yapıyor, bir takım açıklamalar yapıyor. Bu bir baskın seçim, acaba bir erken seçim yaklaşıyor mu falan gibi e, şeyleri de, e, tahminleri de, tahmin borsasının da açılmasına yol açtı. Küçük partileri ziyaret etmesi, Saadet Partisi, Hüdapar, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti falan gibi artık toplumun isimlerini bile unuttu. Hatta genel başkanlarını bile bilmediği partilerle görüşerek bir şey götürmesi... MHP ile birlikte hatta bir seçim siyasal partiler yasası üzerinde çalışmaları falan bir ani bir baskın bir seçim olabileceği bu yönde Erdoğan ve arkadaşların hazırlık yaptığı gibi bir kanaati de doğuruyor. Şey değil bu yani çok da yanlış bir kanaat değil Alman Büyükelçisi demiş ki hürriyete birbirimize çok özel şekilde bağlıyız o arada Almanya'dan falan filan böyle Almanya höt diyecek işte efendim yaptırımlar açıklanacak Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya. Böyle şeyler de beklemeyin. Hürriyete vermişti bu röportajı Alman Büyükelçi birkaç gün önce. Gene AB Dışişleri Bakanları Aralık'ta Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı kararlaştırılan ek yaptırımları rafa kaldırmışlar efendim. Almanya Dışişleri Bakanı olumlu gelişmeler kaydedildiğini görüyoruz demiş. Ee, olumlu gelişme falan olduğu yok. Herhangi bir şey kayıt falan da etmiyorlar. Fakat bu, bu meseleyi e, okuyamıyor bazı gazeteci arkadaşlarımız da. Neymiş o olumlu gelişmeler bize söyleyin falan filan diye Twitter'da mesajlar gördüm. Böyle bir şey yok. Ee, Avrupa Birliği Türkiye'den ne zamandır hazretmiyordu? Ne zamandır işte bir şekilde yani müzakereler falan filan başladı ama yani. 80 milyonluk ülke gelsin Avrupa'nın içine boşalsın falan böyle bir şey istemiyorlar. Bir takım dertleri de var zaten. Pol Polonya gibi, Macaristan falan gibi, Doğu bloku ülkeleri gibi bir takım dertleri var. Bulgaristan, Romanya gibi bir takım dertleri var. Yani o ülkeler Avrupa Birliği'ne katıldılar. Schengen vizesiyle serbest dolaşım aldılar. Şu oldu bu oldu ama yani işte İngiltere niye çıktı Avrupa Birliği'nden? Buraya akın eden Polonyalılar yüzünden çıktı. Macarlar yüzünden, Romenler yüzünden çıktı, Bulgarlar yüzünden çıktı. Ya bir dakika dedi yani benim ülkenin dokusu bozulacak dedi. Bu Avrupa Birliği çatısı altında bunlar bavulu kapıp geliyorlar. Otomatikman yerleşim alıyorlar, çalışma hürriyetleri var, dolaşma hürriyetleri var filan falan. E çalışmayanlar da devlet yardımı alıyorlar. Bir dakika falan dedi ve sırf bu yüzden çıktı Avrupa Birliği'nin İngiltere. Çıkış nedeni budur yani. Her neyse Avrupa Birliği zaten Türkiye'yi istemiyordu. Erdoğan ve Erdoğan dönemi hukuksuzlukları, insan hakkı ihlalleri ve ekonominin kötüye gidişi Avrupa Birliği için bir lütuf oldu. Türkiye'yi istemiyordu ve Erdoğan dönemiyle ya ah tamam dedi işte bak Türkiye bak böyle bir ülke yani. Hak etmiyor, layık da değil falan. Fakat bir şekilde kapıda tutuyor, bir şekilde sarı ışığı yakıyor, bir şekilde böyle ne bileyim Avrupa Birliği'ne girmeye çalışanlar kulübünde tutuyor. Bu şekilde tutmaya devam da edecek. Dikkatinizi çekerim. Ee, Belarus da bir tartışmalı seçim olup da oranın diktatörü 25 yıllık dönemin ardından bir dönem daha seçim seçimi alınca tartışmalı seçimle Avrupa Birliği Belarus'a bir takım yaptırımlar uygulama kararı falan almıştı. Ama benzer bir durum Türkiye'ye olmadı. Neden? Hatta Türkiye'de Görüyorsunuz yaptırım kararlarını durdurdular. Neden? Yani Belarus değil e, Türkiye e, ve Türkiye'yi bir şekilde kapıda tutup, Türkiye'nin bir şekilde isteklerini karşılayıp, Türkiye'yi bir şekilde böyle e, ne bileyim siyaseten, ekonomik olarak, ikili ilişkileri itibariyle falan şeyde tutmaya çalışıyorlar yani. Bir süspansiye etmeye çalışıyorlar bir anlamda dengelemeye falan çalışıyorlar. Aman işte Suriyelileri tutsun, kendi adamlarını tutsun. Türkiye'deki gençlerden dörtte 3 Avrupa'da Avrupa'ya gitmek istiyor. Avrupalılar bunu bilmiyor mu? Türkiye'deki gençlerin yüzde yetmişi, AKP'li gençlik dahil umudunu yitirmiş durumda. Fransa'ya gelmek, Almanya'ya gelmek, İsviçre'ye gelmek, İsveç, Norveç, İngiltere'ye gelmek istiyor. Bunu bilmiyor mu Avrupalılar? Sadece Suriyeliler de değil. Dolayısıyla bir şekilde o işi orada tutmak istiyorlar. Yunanistan, Ege Denizi ve Türkiye'de tutmak istiyorlar. Yunan Yunan Yunanistan'da Türkiye'nin arasını bulurken ki motivasyonları da biraz bu yani. Evet. Bugün e, Yunan e, gümrük kapılarında Alman polisleri duruyor. Yani Almanya kendi sınır kapısındaki sınır güvenliğini Yunanistan-Sırbistan sınırına çekmiş durumda. Anlatabiliyor muyum? En temel dertleri bu. Bu işleri böyle okuyun yani. Bir gün Erdoğan'ın topladığı bitin kalabalığıyla işte efendim maske mesafe meselesi. Bu ne yaman çelişki diyor. Yaman çelişki falan filan değil. E, o o halkın kafasına daha sonra çay atıyorlar Olabilir. E, Can Dündar demiş ki o çaylar tersi geri dönmedikçe bu iş düzelmez gibi bir tweet atmış. Öyle bilmiyorum attıkları çaylar geri döner mi bir, bir gün. E, ondan emin değilim. Ama Erdoğan'ın e, farklı bir dünyası var. E, ve... Erdoğan'ın çevresindekiler de onun artık gazını almak, enerjisini boşaltmak için falan bu mitingleri organize ediyorlar. Yoksa o bu mitingler Erdoğan propaganda yapsın, kampanya yapsın, işte oradaki 100-150 kişiye bir şeyler anlatmaya çalışsın falan filan değil yani. Erdoğan ne zaman daralsa hani böyle topluluklara konuşma falan ihtiyacı hissediyor ya. Yani mesele o biraz da bu. Ama elbette bu kongrelerin vesairenin bir seçim çalışması olabileceği gerçeğini de akıldan uzak tutmayalım. Bir başka konu 138 saat sonra serbest İstanbul 2TL'de iş giderken 20 Ocak günü kaçırılan Gökhan Güneş sabah saatlerinde gözleri bağlı şekilde kaçırıldığı yere e, yakın bir yerde serbest bırakıldı diyor. Basın toplantısı yapıyor ve başına gelen işkenceyi anlatıyor. Bütün detaylarıyla bir kamuoyu baskısı bir dayanışma sonrasında e, Gökhan Güneş e, kurtuldu kendisini kaçıranların elinden. Ama bugün hiçbir gazetede bu haber birinci sayfada yoktu. Sadece Yeni, yeni Yaşam bu kadar gördü ve e, bir de TR724'ün manşetiydi birazdan geleceğiz. Ayşe Hür diyor ki zorla kaçırmalara, kaçırmalara son verirsin. Gökhan Güneş bulundu ama Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçük Özciğit nerede? Bu arkadaşlar FETÖ'cü diye etiketlendiği için bizim Cenan görüş alanına girmiyor maalesef demiş Ayşe Hür. Bir kere bu arkadaşların nece olduğunu bilmiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Halbuki kendi arkadaşlarımız için nasıl canla başla mücadele ediyorsak... ...kaçırma ve izini kaybettirme gibi son derece korkunç muameleye uğrayan herkesin yanında olmalıyız. Doğru doğru ama gene sorunlu bir tweet. Bit. Ama ne yapalım orası Türkiye yani. Taylan Kulaçoğlu biraz daha e, güzel yazmış. Bunlar birini sokaktan kaçırdığında birine haksızlık, adaletsizlik yapıp... ...birini hukuksuzca hapse attığında... ...acaba o kişinin dindar mı, komünist mi, sünni veya alevi mi... Dili dini nedir diye bakmak, bebekleri bile hapse atıyorlarken bebeklere kimlik sormak namertliktir. Kendi aramızda sorarız ya bu necidir, nedir, kimlerdendir falan diye. Ama sahip çıkarken hiç ona buna bakmadan sahip çıkarız. Elbette bir insan birinin başına bir şey gelmişse, biri kaybolmuşsa ya bu kimlerdendir, hangi görüştendir falan filan diye merak eder ve sorar. Var yani bu genetik kodlarımızda var. O ayrı bir şey ama yardıma koşarken, dayanışmaya koşarken bakacağımız şeyler değildir elbette bu. Evet TR724 kaçırılma, işkence, darp, Türkiye 90'ların devlet şiddetine geri döndü diyor. Türkiye 90'ların devlet şiddetine geri döndü. O gün gene biraz ses çıkaran, o gün gene biraz işte sabahlara kadar televizyon programlarında, tartışma programlarında yakılan köyleri, insanların kaçırılmasını, faili meçhulleri falan konuşan insanlar vardı. Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri falan yapılabiliyordu. Ama 90'ların artık medyasından ve 90'ların bu işlerin konuşulduğu Türkiye'sinden de geriye düştü. O anlamda bu manşete o yönüyle bir şerh düşeyim. O günlerde gene haberdardık bir takım şeylerden. Ben 90'larda gazeteciliğe başladım. Yapılıyordu, ediliyordu, konuşuluyordu bir nebze bir şey. Televizyon programları vardı, belgeseller yapılıyordu. İşte Uğur Dündar sürekli e, aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerinin filan e, Mühim kampanyacılarından mühim isimlerinden biriydi Beyazıt Öztürk'ün Kanal D'deki programında e, Yanıp sönen evler ışıklar bağcılara dönüyordu kameralar Ve oradan canlı yayın yapılıyordu e, Ali Kırca'nın yönettiği siyaset meydanlarında yakılan köyler boşaltılan köyler Ahmet Kayalı falan programlarıyla Sulhidon Mezer'lerle, İlhan Şeşen'lerle falan sabahlara kadar tartışılıyordu. Kürt siyasal e, hareketinden e, temsilciler de vardı. Her yönden gazeteci, hukukçu, entelektüel insan orada e, konuşuyordu. Sabahlara kadar, dörde beşe kadar izliyorduk bunu. Evet. Yalova. Alevi diye işaretlenmiş evler. Bakın daha yakından göstereyim ne hale düştük. Soruşturma başlatılmış da bilmem ne. Bu soruşturmalar da hiçbir zaman tam olarak sonuçlanmadı yani. Tam olarak sonuçlanmadı. Bununla sonlandıralım bir bölen olarak Erdoğan dedik ve zannediyorum meramımı anlatabildim. Türkiye'de Erdoğan ustaca muhalefeti böldü parçaladı, dilimlere ayırdı ve yönetiyor. Kendi oyu bütün bunlara rağmen, her yeri kontrol altında tutmasına rağmen %50 artı biri şu anda yakalayamıyor. MHP'yi katlı işin içerisine gene olmadı. Olmadı. Olmadığını görünce başka bir kategoriyle peşinde ve muhalefeti böl parçala yutla götürüyor. Tek tek terörize ediyor, tek tek hainleştiriyor, tek tek militanlaştırıyor tırnak içinde söyleyeyim. Ve başarılı oluyor. 8 senedir başarılı oldu, 8. senede de 2021 yılına da, yılını da gene başarı hanesine katıyor. Ve muhalefet anca cak cak konuşuyor. Ancak ancak kürsülerden isyan ediyor. Ancak işte efendim hani solcuların öyle bir şeysi vardı. Demokratik sosyalizm ve sosyal demokrasiyi tartışa tartışa parçalanmışlar. Özellikle 80 öncesinde 40 fırkaya bölünmüşler ya onun gibi. Muhalefet sağı kendi içinde 40 parça, solu kendi içinde 40 parça. Herkes birbirine hırlıyor bu arada. %60 Erdoğan'ı istemeyen bir kitle var. %65 Erdoğan'dan mutsuz bir kitle var. AKP rejiminden mutsuz bir kitle var. Bir türlü bir araya gelemiyorlar. En başta Kürt siyasal hareketini dışlıyorlar. Ondan sonra da diğerlerine bir şeyler söylüyorlar. Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül CHP'yi bölüyor. Ümit Özdağ İYİ Parti'yi bölüyor. Öbürü Beriki. Oğuzhan Asil Türk Saadet'i bölüyor. Yüzde birlik partiyle bile uğraşıyor Erdoğan. Asla boş bırakmıyor. Asla. Kürt siyasal hareketi dışarıda olduğu sürece ne %60 bir araya gelebilir ne %50 bir araya gelebilir. Olay oradan geçiyor. Olay Edirne cezaevinden, olay Selahattin Demirtaş'tan geçiyor. O dışarıda kaldığı, dışarıda tutulduğu sürece HDP Kürt siyasal hareketi, bugünkü adıyla HDP Kürt siyasal hareketi dışarıda tutulduğu sürece sittin sene mevcut rejimi değiştiremez mevcut rejime alternatif dahi olamazsınız. Ve bir bölen olarak Erdoğan devam eder. Manşeti böyle noktalıyoruz. Perşembe günü güne bakışta Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Biz Cuma günü haftanın son manşetini gene sizlerle bu ekranlarda Monster'da atmak üzere bir kere daha randevulaşıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın efendim.